Kripto hocam YouTube kanalına hoş geldiniz. Eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldıraçlı işlemler kullanarak nasıl güzel kazançlar elde edebiliriz ve bunları tamamen teknik indikatör ve osilatörlere bakarak nasıl yapabiliriz? Bunu sizlere anlatmaya devam edeceğim. Bunlar gerçekten altın değerinde bilgiler. O yüzden video beğenip yorum atarsanız bu serinin devamı bu şekilde gelecek sevgili dostlarım. O yüzden mutlaka videoyu beğenip yorum atmasını unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Videoyu Gemini borsası katkılarıyla çekiyorum arkadaşlar. Gemini borsası şu an 10. sırada olan eski kripto para borsalarından bir tanesi kendi borsa içerisinde USD Euro gibi pariteleri de destekliyor arkadaşlar. Sizlere aşağıda bir referans linki vereceğim. Bu referans linkine tıkladığınızda karşınıza böyle bir sayfa açılacak. Buradan hesabınızı oluşturmayı unutmayın, ihmal etmeyin. Borsaları her zaman sepet yapmakta fayda var. Gemini de benim güvenmiş olduğum, kullandığım borsalar arasında yer alıyor. Referans linkine tıkladıktan sonra burada verilerinizi doldurarak adınızı, soy isminizi vesaire doğru bir şekilde doğurarak hesabınızı basit bir şekilde oluşturabilirsiniz oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Burada promosyon kodu yazıyor. Bu da kripto hocam olarak karşınıza çıkacak. Buradan da hesabınızı oluşturmasını ihmal etmeyin. Çünkü bu borsanın da oldukça fazla avantajları da mevcut. Birazdan onları da size belirtmek istiyorum. Konumuz vadeli işlemlerde nasıl kazanç elde edilebilir. Gemini borsasının hesabınızı oluşturduktan sonra karşımızda böyle bir panel gelecek. Gemini borsası üzerinde vadeli işlemler yapabilmek için arkadaşlar hesabımızı oluşturduktan sonra karşımıza böyle bir panel geliyor. Sağ üst taraftan buradan gelişmiş kısmına tıklıyoruz ve gelişmiş seçeneğini e, basıp gelişmiş e, trade kısmına geçiş yapıyoruz arkadaşlar ve geçiş yaptıktan sonra karşımıza böyle bir panel açılıyor. Gemini borsasını ben size bu kadar sık söylememdeki en büyük etkenlerden bir tanesi trade performansımızı oldukça iyi yönde artırabilecek bir arayüze sahip olması kullanım açısından oldukça iyi bir arayüze sahip. Bu bir ikincisi buradan göstergeler kısmına sınırsız bir şekilde istediğimiz göstergeleri ekleyebiliyoruz. Benim bu trade eğitim videomda göstereceğim kombinasyonlar ben bunları uzun süre biraz kafa yordum çalıştım diyebilirim ve en sağlıklı çalışanını sizlere göstereceğim ve tek bir sistemden oluşmayacak arkadaşlar İlk olarak gösterge kısmına tıklıyorum zaman dilimimizi seçmemiz lazım eğer kısa vadeli trade edecekseniz saatlik benim tavsiyem saatliktir. ama daha fazla böyle uzun zaman dilimlerinde trade edeceğim diyorsanız da arkadaşlar saatlikten günlük alabilirsiniz veya haftalığı seçebilirsiniz o tamamen size kalmış bir durum ben buradan ilk olarak Buradan zaman dilim olarak saatliği seçtim. İkinci olarak göstergeler kısmına geliyorum. Stokastik ilk olarak ekleyeceğim. Bu herhangi bir değişiklik yapmıyorum arkadaşlar. stokastiği ekliyorum. ikinci olarak benim vazgeçilmezim Fisher indikatörü. Bunu kullanmıyorsanız mutlaka kullanın. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu da oldukça başarılı çalışan bir yapı diyebilirim ve son olarak da parabolik sarı ekleyeceğim arkadaşlar ve bu 3 kombinasyonu kullanarak trade edeceğim. Yani burada asıl amacım şu biri al verirken diğeri sat verdiği pozisyonlara girmek kesinlikle değil. Üçünün de ortak al verdiği noktada işleme girip pozisyon açıp kaldıraçlı işlem yapıp e, sata döndüğü zaman da karımı almak veya bir kar gördükten sonra pozisyonu kapatıp karınızı cebinize alıp e yolunuza devam etmek. Burada zor olan kısım psikolojiyi yönetmektir. Normal şartlarda indikatörün üçünü de al verdiği noktada alım yapıp sat verdiği noktada satım yapsak bu işte hiç zarar etmezsiniz diyebilirim. Maksimum stop olursunuz. O da %1, %2 kayıp yaşarsınız. Onun dışında çok büyük kayıplarınız olmaz. Mesela ben size bir örnek göstermek istiyorum. Şu bölgede parabolik sar tam olarak büyük mum gelmeden önce al sinyali vermiş. Stok arası, e, stokastik al sinyali vermiş, Fisher kötü al sinyali vermiş. Yani bizim bu sistemde kullanmamız gereken ve bizim işimize yarayacak önemli yapı üçünün de al verdiği durumlarda ala girmek veya üçünün de sat verdiği durumlarda satabilmek ve bunu da stop loss yapacağız. Nasıl yapacağız size tekrar e, göstermek istiyorum. Mesela diyelim ki sayfamızı açtık ve şu şurada görmüş olduğunuz gibi bir Al yapısını yakaladık diyelim arkadaşlar. Bakın parabolik sar al vermiş, e, stokastik al vermiş, Fisher al vermiş. Buradan al sinyaline long işlem açtık diyelim. Altına hemen bu stokastik al vermiş olduğu noktanın bakın ilk vermiş olduğu noktadan bahsediyorum. Altına stop loss kullanacağız. Orası neresiymiş 25900 bu bizim stopumuz olacak ve üzerine devam edeceğiz arkadaşlar veya tam tersine bakalım. Mesela şurada çok güzel bir sat sinyali vermiş. Yukarıdan aşağı doğru parabolik sarın ilk sat vermiş olduğu bölge burası. Stokarasa'ya bakıyoruz. O da bakın şu bölgelerde satını üretmiş. Fisher indikatörü satını vermiş. En son parabolik sarda sat verdikten sonra short işlemimizi 27.500 dolar seviyesinde aktif edebilirmişiz. Peki olası bir yükselişten korunmak için paramızı kaybetmemek için de ne yapacağız? Parabolik sarın üstüne stop loss kullanacağız. Orası da 27.549. Biraz daha yukarıyı seçebilirsiniz. Yani 50 dolar çok önemli değil sizin. Sizin için 27.600 seviyeline stop koyup o bölgeden short işlemleri kovalayabilirdik. Mesela şu anda bir al yapısı olduğunu biz görmekteyiz sevgili dostlarım. Şu an mesela parabolik sar al vermiş. E, bu tarafta su al vermiş. al vermiş. Peki böyle bir durumda şu an günümüze bakacak olursak. Buradan bir al sinyaline giriyorsak. Stop loss'umuzu da parabolik sarı ne yapacağız? İlk alt çizgisine koymayı hedefleyeceğiz. Yani şu bölge stop koyacağız. Yani orası da 25.300 dolar seviyelerine denk geliyor arkadaşlar. Bu şekilde Trade ederek güzel kazançlar elde edebiliriz. Yani bunda herhangi bir yanlışlık durumu söz konusu değil. Mesela şu bölgedeki düşüşü nasıl bildiğini görüyorsunuz. Bakın parabolik sarlar satı geldikten sonra stok Arasayda tam tepe bölgede satını vermiş, Fisher nikötüre satını vermiş. Burada sakın şunlara şey yapmayın. Yani mesela burada fake al sinyalleri olmuş stok arasayla ama bizim sistemimizin özelliği üçünün de sat vermiş olduğu noktalarda girmek veya üçünün de al vermiş olduğu noktalarda girmek. Biri sat verirken biri al veriyorsa Orada bir soru işareti vardır. Orada parabolik sardan teyit almamız gerekiyor. Parabolik sallar ala dönmeden kesinlikle long açmayacağız. Parabolik sal full time shorttaysa sat diyorsa burada alt taraftaki göstergenin çok da bir önemi yok. Bunu unutmayın. Üçünün de aynı anda yani kafanız karışmaması açısından biraz daha açıklayıcı bir şekilde size anlatmak istiyorum. Biraz daha geçmiş verilerimize bakalım. Mesela şu bölgede ee, şu bölgede çok güzel bir al sinyali üretmiş bakın çok güzel ee, tam bütün osilatörler bizim e, burada aşağıdan yukarı bir kesişim olmuş. Fişin indikatörü de aşağıdan yukarı kesmiş al sinyali üretmiş parabolik sar da alını üretmiş. Fiyat 28600 seviyesinden tekrar 30136 179 dolar seviyelerine kadar e, yükselmiş. Bu da yüzdesel anlamda biz zaten haftada bir tane iki tane her gün işleme gireceğiz diye bir kural yok. Böyle fırsatları yakalasak, ek böyle ekran başına trade'leri kovalasak zaten bu ayı döneminde güzel kazançlar elde edebiliriz arkadaşlar. Ve o kazançlarınızı ne yaparız? İsterseniz spot'a e eklersiniz, isterseniz masraflarınızı karşılamış olursunuz. O tamamen sizin bileceğiniz bir olay. Ben burada amacım sizlere e trade sistemi göstermek, alım satımınızı göstermek ve Gemini borsasının ayrıcalıklarından size anlatmak istiyorum. Gemini borsanın bu arayüzü gerçekten kullanışlı. O yüzden mutlaka hani burada bence bir hesabınız olsun ve trade ederken bu ekran üzerinde trade etmenin avantajlarını ben e, çok sıklıkla e, gördüm diyebilirim. Hem arayüz olsun hem kullanım e, açısından olsun birçok e, olayı var. Şimdi Gemini Borsa üzerinde peki nasıl Biz trade yapacağız? Nasıl e, bu borsa üzerinde trade'lerimizi gerçekleştireceğiz diye soracak olursanız arkadaşlar, öncelikle e, ben bir video çekmiştim bununla ilgili. Onu e, videonun sonuna sabitleyeceğim oradan o ilk videomu izleyebilirsin ikinci videomda mutlaka izleyin Bunlar bir kombinasyon Bunlar bir eğitim serisi onları da izleyin ama yine kısaca bahsetmek istiyorum hesabımızı oluşturduktan sonra hesabımızı açtık diyelim sevgili dostlarım hesabımızı açtıktan sonra ilk olarak para transferi yapmamız gerekiyor yani buraya biz bir para göndermemiz lazım ki vadeli işlemlerden başarılı bir şekilde pozisyonlarımızı açabilirim sağ üst tarafta transfer kısmı var. Buradan nakit yatır kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Bu adımı tamamladıktan sonra karşımıza bu şekilde bir sayfa geliyor. Hangi kriptoyu göndermek istiyorsanız ağırlıklı olarak USDT'ye göndermeniz tavsiye ederim daha sağlıklı olacaktır. Devam et kısmına tıklayıp buradan işte vadeli hesabınıza mı, ana hesabınıza mı, hangi hesabınıza, Gemini borsası üzerine açmış olduğunuz hangi hesabınıza para geçsin diye bunu soruyor Ben buradan bunu seçiyorum devam et diyorum bakın bir cüzdan adresi oluşturdu bu cüzdan adresini kopyalıyorum Burada e, TRC20 desteği yok e, ERC20 yani ethereum ağında para transferinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor bunu Kesinlikle unutmayın bu kopyalamış olduğumuz Adresi gidiyoruz hangi borsayı kullanıyorsunuz hangi borsadan çekmek istiyorsanız oranın çekme kısmına Yapıştırıp kendi cüzdan adresinizi yapıştırıp Oradan paranızı bu tarafa Gönderebilirsiniz bunu gerçekleştirdikten sonra da Bakın sağ üst tarafta ee, buradan kripto e, gönder kripto al seçenekleri de mevcut. En son para çekmek isterseniz buradan çekim işlemlerinizi de e, gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu panelimize geliyoruz arkadaşlar. Eğer e, vadeli işlem hesabınızı atamadıysanız bakın burada vadeli işlem hesabıma tekrar giriş yapıyorum. Bakın vadeli işlem hesabıma girişimi gerçekleştirdim. E, bu taraftan para transferleri kısmından da transferlerinizi bu hesabınıza atabilirsiniz. Bakın limit emirler var. Ee, yani burada doldur veya direkt iptal etme hemen veya iptal kısımları var. Yani bu da oldukça önemli emir türleri arasında arkadaşlar. Limit emiri kullanırsanız sizin burada belirtmiş olduğunuz pozisyon. Mesela ben bir long işlem açacağım diyelim 25.500 seviyesine long işlemimi buraya hangi fiyat aralığından gireceksiniz yazıyorsunuz ve boyutu yazıyorsunuz işte 1 BTC olur bakiyenize göre 0.0 1 BTC olabilir. Yani buna bakıp oradan e, pozisyonlarınızı açabiliyorsunuz arkadaşlar Sol üst tarafa tıkladığınızda buradan Rahatlıkla pozisyonunuzu açabilirsiniz e, Diyebilirim Ek olarak gemini borsası üzerinde Şu an bir e, etkinlikte Bir yarışma durumda söz konusu En iyi trade gerçekleştiren kişiler Bonus kazanacaklar arkadaşlar O yüzden bunu da yorumlar kısmına Sabitleyeceğim eğer trade yapıyorsanız Kendinize güveniyorsanız bu yarışmaya da katılabilirsiniz Hesabınız oluşturduktan sonra sağ üst köşeden kayıt ol butonuna tıkladığınızda direkt buradaki işlemede giriyorsunuz. Yani normal herhangi bir paritede alım satım yapmanız durumunda yani margin tarafta kar piyelerinize oranla, karınıza oranla ekstra bonus kazançlarınızı da elde edebiliyorsunuz. Bu da bence mutlaka katılın çünkü çok fazla katılan insan yok. O yüzden başarılı olursanız bu kazancınız oranınızda da bonuslarınızı da alacaksınız. Ee, ve bunu da o yüzden kesinlikle ihmal etmemek gerektiğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Anlamadığınız bir nokta olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu eğitim serisinin devamı için mutlaka beğenmesini unutmayın ve gemini borsu üzerinde de hesabınızı aktif etmesini ihmal etmeyin dostlarım. Gemini borsu çünkü eski borslardan bir tanesi şu an 10. sırada ve yani çok fazla işlem hacmiyle dönüyor arayüzü vesaire de güzel herhangi bir şekilde silipaj vesaire öyle şeyler olmuyor. İyi diyebilirim hacim anlamında olsun vesaire olsun. Bu anlamda da benim de hesabım var zaten hesabım üzerinden sizlere burada eğitim göstermeye çalıştım. Gemini ortasında bu şekilde artılarını belirtmek ekstra istiyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.